Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, sizler bilen kıladığım sohbetlerimizde saadetli aile sallahası aslında aile ve ailevi münasebetler hakkında türküm sohbetler üyüştürüşünü hem niyet kılıp koyduk. Elbette aile hayatı her bir insanın hayatını acırılmaz, uzuvi, devamlılık haletlerinden bir halet zıplanadı. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala insan zatını cüft kılıp, erkek, ayal kılıp yaratkeni de aynen şu ailevi hayatka masleş iradesi kitken, insanlar aile kurup, halal pak yol bilen, nikah bilen alakalarını ornatıp, yaşap barışları dünyanın abad buluşuna, dünyada Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesi sabit buluşuna ve başka çok güne yakışılık, hayır barakatlarına, sebepçi buluşuna Allah Teala'nın iradesi kitken. İnsan zatını özü yaratken nesneler içinde en uluğu kılıp, azizü mükerremi kılıp yaratken Allah bana şu özünün aziz ve mükerrem bulgen yaratken insan zatını aile arkali köpeyip barışını. Halal pak yol bulan insan sülalesini kıyamet kayın bulgunca terelip barışını irade kılgen. Allah Subhanahu ve Teala özünün berçe semavi dinleri de aile tizimini kıgen, kişilerine aile bulup halal pak yol bulan yaşasını, targıbatını kılgen ve özüge yaraşı talimatlarını bergen. Ailevi hayat, insan hayatını en köp kısmını aladigan hayat hesaplanadı. Şunun için insanın bahtı için, saadeti için ailenin tutgan oranı cüda hem uluğ buladı. Anası itibardan barça tüzümlerde, ilahi bulmagan sahte dillerde hem, dinge bağlıq emas madeni hayattaki kişilerde hem, barça halklarda, illetlerde, yurtlarda, devletlerde aile hayatına alahide itibar verilir. Çünkü ailelerine vaziyetine karar, onlarının seviyesine karar, cemiyetlerine vaziyeti, seviyesi belirlenir. Çünkü cemiyetler ailelerinin koşuluşundan takip tapadı. Yani ozu koşuluşundan takip tapken aileleri kay derecede olsa, onlarının cemlengen haletteki cemiyetleri hem ana şu haletki ötedi. Aileler müstahkem olsa, cemiyetler hem müstahkem buladı. Aileler bahtli olsa, cemiyetler hem bahtli buladı. Ve hakkıza. Bunu cemiyetşünas ulamalar hüttü bir müstahkem binaya boşaltışadı. Her bir cemiyet bir bina. O şu binanı tutturgan nesneleri, gıstları buladı. Mezkur gıstlar pişik bolsa, puhta bolsa, çıraylı bolsa, onlarını kurup birbirine demek birleştirip kurulgan cemiyet ham pişik boladı, puhta boladı, çıraylı boladı, körgörlerini gözünü kuantırgan boladı. Ana aileler o şey cemiyet de atanmış binanı gıçları hesaplanadı. Her bir aile çıraylı bosa, bahtiyar bosa, aile azalarının münasebetleri güzel bulunan bosa, onlarının koşuluşundan teşkil tapken insan cemiyeti hem çıraylı, bahtiyar, güzel, puhta buladı. Ana ailenin ahemiyeti şu yerden. Ailelerde farzandlar halal, pak yol bulan, tapıladı. Onlarını terbiye hınladı,
terbiyesini güzel kılıp voyaga yetkizilerdi. İnsanlar o şey ailelerde yaşayıp rahat, feragat tapışırdı. Ve başka çok güne işlerini, hayır berekelerini kılışırdı. Şunun için hem Allah Subhanahu ve Teala özünün berçe enbiyalarına, evliyalarına ailevi hayatını nasip etken, onlarla yani şu hayatta namuna buluşunu demek nasip kılıyor. Hemimiz ne? Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu dünyadaki hidayetçimiz, ahiretteki şefaatçimiz bulgen zat hem, özlerinin nikahtan doğurgenlikleri bile fakirlenip yürürlerdiler. Bu zatı ve barakat aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kırılışça, eytediler ki, ''Ulittu minel nikahi ve lem ulet minel sifahi.'' Ben nikahtan doğurgen ben, bir nikahlıktan doğurgenim yok, dediler. Ulamalarımız bu hadisini şerh kılışarken, bu kıskaça geplerini içine, zimnede, güde uluğ bir mana varlığını takitlediler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahtan doğuldum degenleri, adam atadan tartıp, özlerinin ataları Abdullah İbni Abdülmuttalib geçe bulgen atalar silsilesi. Mama Havadan tartıp anaları Amine binti Vahab geçe bulgen anaları silsilesi. Berçe berçelerini Allah Subhanahu ve Teala pak yol bilen, nikah yolu bilen koşuluşunu irade kırgen. Yani şimdiki insaniyet tarihindeki en uzun silsilerden birer yerde bir nikahlık aralaşmagan, koşulmagan, hamma taraftan nikahlık, paklik, hayır baraka cari bo'lgan. Shuning uchun Rasul Akram aleyhissalatu vesselam mana shu paklik bilan ham faxrlanib yurganlar deydi mazkur hadisni sharhida. Shu e'tibordan chiqib aytamizki, nikoh paklik ramzidir. Nikoh İnsan sülalesini kıyamet kayın borgunca halal pak yol bilen terelip barışını tamamlayıcı ilahi tizimdir. Ana o şey nikah kub hayır berekelerge sebep buladigan amıldır. Nikahtan ötüp aile kurup yaşayan aile azaları, eri hatırlar, buradan doğurgan farzendler, berçe berçesi nikah arkali rahat, feragat tapadılar, yengillik tapadılar, kalplerine mahbub insanlarını tapadılar, halal pak yol bulan, farzantlar arttırıp, onlarını terbiyeler cemiyetke koşup, insan sülalesini berdavan buluşuna hizmet kıladılar. Nikahlı hayatını hemme tarafı kanı faydadan ibaret, yakşilikten ibaret, hayır, berekeden ibaret. Şunun için bizi dinimizde belki mu'munu mu'munelerine, muslimu muslimelerine nikahlı hayatka çorlanadı, nikahlı hayat geçirişke targıp kılınadı ve bir nikahlıktan kaytarılmadı. Bana şu hakikatlerine biz düşünüp yetişimiz gerek, ailenin ahamiyetini anlayıp yetişimiz gerek, hazırki gündeki ailevi münasebetler, ailelerde bulayarken haletlerini takkaslan kürediğim bozuk, elhamdülillah, Müslüman ailelerdeki halet cüda hem yakşı ikenini küremez, başkalarına nisbeten. Ana şu başka milletler, başka dinlerinin vakitleri, bugünkü günde Müslümanlarının ailevi hayatı, ailevi münasebetleri başkalarından göre ence yakşı ikenini mülahaza kılıp, özleri türlük bahsler utkazıp, tekşirişler utkazışıp, öz kavimlerini ailevi hayat, ailevi münasebetlerde mumun Müslümanlardan örnek alışke, onlarının tecrübesinden faydalanışke, çakır yetkileri hem biziz emez. Biz Müslümanlar ise o şey başkalarını hem havasını kertirip durgan,
dinimizni oilaviy tizimini yaxshilab o'rganishimiz, uni qunt bilan egallashimiz va unga amal qilib oila qurishimiz, oila tutishimiz lozim bo'ladi. İnşallah kelajak suhbatlarimizda mana shu boradagi dinimiz ta'limotlarini qo'ldan kelganicha siz azizlarga taqdim qilib borish niyatidamiz. Alloh subhanahu va taolo niyatimizga yarasha ajr savobni bersin va yaxshi niyat bilan boshlayotgan ishimizni oxirigacha yaxshilik bilan yetib hammamizga manfaatli, foydali bo'lishini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.